süzülerek bütün madde, yani en ufak atomdan en yüksek organizasyonlara kadar dağılıyorlar, tesirler tarzında. Ve onlar da çeşitli dönüşümler, biçimsizleşmeler ve biçimlenmeler meydana getirirler. İşte bu tesirler mekanizmasıyla evrenin yürüyüşü ve akışı sağlanır. Varlıkların ruhlarla, birbirleriyle ve maddelerle olan ilişkileri kurulur ve böylece evrendeki gelişim belli hedeflere doğru yürür, gider şeklinde bir ifade kullanılmış. Evet, demek ki burada tesirler kavramı oldukça önemli yer tutuyor. Yani ruh varlığına ihtiyacı olan o tekamül, tesirler vasıtasıyla evrene ulaşıyor. Yine bütün o maddenin hareketlenmesi, şekillenmesi, gelişmesi, genişlemesi, yukarıya doğru tırmanması hep bu tesirler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Ne demiş? Tesirler evren dışı hakikatlerin maddeye yansımış durumlarıdır. Yani tabi burada biraz sembolik bir ifade kullanılıyor ama yani evren dışından gelen her türlü ihtiyaç, icap, yani her şey tesirler vasıtasıyla aşağı doğru süzülür. Başka türlü olmaz. Yani hani ilk sorduğumuz sorunun cevabı burada ortaya çıkmış oluyor. Sormuştuk ya hani ruh ve evren arasında tesirsel, pardon cevhersel olarak bir fark varsa, bunlar kesinlikle bir araya gelemiyorlarsa, kesinlikle bir ilişkiye giremiyorlarsa bunlar nasıl ihtiyaçlarını görüyorlar? İşte bu tesirler vasıtasıyla. Tesirler olmadığı zaman evren çünkü verir. Yani anında kapkaranlık bir ortam olur. Tesirleri kestiğimiz anda her atoma inen tesirler var, her organizasyon, her varlığa inen tesirler var. Bunlar kesildiği anda evren diye bir kavram ortada kalmaz yani. Çöker gider. Bir bölüm daha var, okuyacağım, kusura bakmayın. İlahi düzen bütün evrenin durum ve hallerini o kadar mükemmel bir uyum içinde düzenlemiş, o kadar düzgün bir mekanizmaya bağlamıştır ki bütün sonsuz görünüşlerine rağmen evren olayları bir tek büyüyüş halinde akıp gider. Bu hakikati görebilenler için bir tek beden ve bütün evren birbirinden ayrılmayan iki mekanizmadır. Yani bizim bedenimizin yönetim mekanizmasını bir parça anlayabilirsek evrenin de mekanizmasını bir parça anlayabiliriz demek istemiş. Yani hani bedenimize gelen sonsuz tesirler var diyor ya, yani bir organizmaya da o organizma içerisindeki organlara da pek çok tesir veriyor. Ve bu şekilde beden ayakta duruyor. İşte beyefendinin sorduğu gibi yani birçok beden içerisinde sonsuz hücre var ve bu hücreleri yöneten varlıklar var. O varlıklardan gelen sürekli bu bedene tesirler var. Değil mi? Ama bir de yani o kadar hücre kadar küçük olmasa da daha büyük varlıklar var. Onlar da organları yönetiyor. Daha büyük varlıklar var. Onlar sistemleri yönetiyor gibi. En son bir varlık var ki beden, onu da biz yönetiyoruz. Bunların hepsinin üstündeyiz yani. Bu hiyerarşik bir yapı. Bizi de yöneten daha büyük farklı organizasyonlar var. Vazife organizasyonları var gibi. İşte yani bunu anlarsak ya bedenimizin nasıl ayakta kaldığını, nasıl idare edildiğini, yönetildiğini anlarsak evrenin de yönetimini bir parça hissetmiş, anlamış veya sezmiş olabiliriz. Bütün varlıklarıyla birlikte evrenin her zerresine bir sürü tesir verir. Milyarlarca zerrenin oluşturduğu bir cisme, bakın buralar çok önemli, milyarlarca cismin oluşturduğu bir güneş sistemine, milyarlarca güneş sisteminin oluşturduğu bir nebulaze, galaksi anlamında söylüyorum burada, ve sayısız galaksinin ya da nebulazenin oluşturduğu bir aleme. Sonunda hidrojen realitesi dışında yine sayısız alemlerden oluşmuş evren bütününe gelen tesirler karmaşığının bir zerresine bile insan idrakiyle ayakıyla kavrayamaz. Yani doğru yani. Ama en azından sezebiliriz değil mi? Yani baktığımız her şeyde sonsuz hücre, sonsuz atom, sonsuz o atomu yöneten parçalar, varlıklar var. Ve hepsine gelen de sonsuz tesirler var. Yani ne kadar büyük bir sistemin küçücük parçalıyız, onu da buradan bir parça anlayabiliyoruz yani. Ama hiç olmazsa yerimizi de anlamışıyoruz yani insan olarak nerede bulduğumuzda. İşte ilahi düzenin evrendeki icablarını önüne getiren bu icablar içinde evrenin uyumunu kuran ve onu kucaklayan bu tesirler birliğidir ki bütün hareketleri ve durumları meydana getirir ve ruhların evrenle ilişkisini ve tekamül akışının zorunluluğunu açıklar. Az önce söylemiş olduğumuz şeyi yine tekrarlayacağız yani bu tesir akışı kesildiği anda evrenin varlığı ortada kalmaz yani. Bütün atomlardan tutun hücrelere kadar makrokozmosa da tesirler vasıtasıyla yönetiliyor. Bütün o gezegenler, onların hareketleri ve bunlar çok büyük bir uyum içerisinde yani ilahi düzen diyor ya, yani çok büyük bir uyum içerisinde gerçekleşiyor. En ufak bir sapma,
kıl kadar yeniden oynama yok. Her şey olduğu gibi o tesirler vasıtasıyla belli kurallar ve ilkeler vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bunların en başında da tabii ki sebep-sonuç yasası geliyor. Evet, şimdi bu bir şekilde bir parça daha, yani yine kitaptan aldığım bir şekilde anlatılan bir şekli burada çizmeye çalıştım. Diyelim ki burası evrenin en son dediğimiz ünite kavramı. Yani hepimizin en son belki ulaşacağımız alan. Şimdi buradan bir ışık geliyor. Yani evrenin dışından gelen bu ışık, tesirler, ışığı ya da ışık. İlk başta, en başta bahsettiğimiz o hidrojen altı safhaya yansıyor. Ama ne kadar yansıyor? Yani şu ışığın yere düştüğünde, hani yere düşen en alt kısmı en az aydınlanır, değil mi? Yukarı çıktıkça bu daha çok aydınlanır. Onun gibi düşünürsek, yani şu parça ilk hidrojen altı safhasıdır. Ve burada varlıklar az da olsa genel o tesir, yani az değil tabii ki ama yani kendince oldukça yeterli. O tesirle bu hidrojen altı safhada bir atomu yönetmeye başlıyor. Belli bir ışık. Daha sonra bu ışık biraz daha aydınlanıyor ve pasif intibak safhası dediğimiz o ilk hidrojen alemi ortamı ve bildiğimiz hidrojen alemine bağlanma bölümüne geçiyor. Yani hani orada da varlıklar bu şekilde tekamül ediyor. Oradan varlık safhası oluşuyor ve bitkiler reenkarnasyon başlıyor ve biraz da gittikçe aydınlanıyor bakın. Gittikçe aydınlanıyor. Burada artık bitkilik safhasına yavaş yavaş sezgiler başlıyor. Varlık için sezgiler ufak ufak başlıyor. Daha sonra hayvanlık safhası. Hayvanlık safhasında da sezgi ve vicdan yavaş yavaş. Çok basit, yani bize göre oldukça ilkel, basit şekilde ama hayvanlar için veya bitkiler için oldukça önemli bir aşama. Yani sezgi ve vicdan safhası. Oradan insanlık safhası. Ve bu safha bittikten sonra, yani bizim ki bizim için de hemen hemen bitmek üzere geçecek olan safha vazife safhası. Yani safha derken vazife bölümü. Yani dünya okulunun bitiminden itibaren pardon. Tüm varlıkların, insanların geçeceği bir sonraki aşama vazife safhası. Yani bundan sonra artık yani bu ana kadar bir şekilde belli bir yere kadar işte idrak ve sezgimizi geliştirdik. Belli bir yere kadar işte bazı yeteneklerimizi geliştirdik. Bedeni ayakta tutmaya öğrendik. Onu ayakta tutmaya başladıktan sonra belki 500-700 yaşam sonra artık bu safhanın da sonuna geldik. Bu alana kadar öğrendiğimiz her şey de aslında bu vazife safhasına yapılan bir hazırlıktı. Yani vazife yapmayı öğreniyoruz insanlık olarak şu an. Değil mi? Daha önceki konferanslarımızda da hep bahsettiğimiz gibi. Şimdi bu aşama artık öğrenmiş olduğumuz yani vazife safhası, dünya kulu bittikten sonra geçeceğimiz o safhada bugüne kadar öğrenmiş olduğumuz o bilgileri kullanma dönemi başlıyor. Yani evrenin o uyumuna, o ilahi düzenine bir parça katkı vermeye başlıyoruz. Şu anda onun parçasıyız ama o zaman daha bilinçli bir şekilde hareket ederek vazife yapmaya başlıyoruz. Yani o safhaya geçtikten sonra. Evrende işler nasıl yürütülür? Yani gördüğünüz gibi yapılacak evrende sonsuz işler var. Neden? Bir sürü maddeye pek çok tesir geliyor. O maddeler birleşiyor, kendi arasında organizasyonlar oluşturuyorlar, bir bütün oluşturuyorlar. Bunun dışında işte cisimler, gök cisimleri, şu bu, yani varlıklar, varlıkların yardımlara ihtiyacı oluyor. Bizler gibi insanların eğitilmesi gerekiyor falan filan. Yani evrende yapılacak sonsuz iş var. Sonsuz da varlık var zaten onun karşılığında. İşte bunlar, yani tüm bu evrende yapılması gereken, bu düzenin, ilahi düzenin korunması ve devamı için yapılması gereken şeyler organizasyonlar tarzında gerçekleşiyor. Yani bir çeşit vazife planları tarzında gerçekleşiyor. Yani organizasyonlar var ve bu organizasyonların faaliyetleri var. Yoksa yine evren başıboş bırakılmış değildir. Yani sadece bu tesirlerin aktarılması da olmuyor. O tesirlerin birilerinin aktarması lazım değil mi? Yani sadece yukarıdan kuru kuruya bir tesir gelmiyor. Onlar geliyor, belli organizasyonlara bölünüyor. Onlar da bir alttaki organlara, parçalarına gönderiyorlar. Onlar da bir altın üstündeki, yani üstündekiler de içinde onlar da bir organizasyon. Yani alttaki için organ oluyor, üstteki için organ. Yani ben buradayken yukarıya baktığımda büyük bir organizasyon görürüm. Bu tarafa baktığımda bir organ görürüm yani kendimi ama aşağıya baktığımda orada da bir organ var ama aşağıdan tekrar yukarıya baktığımda orada da büyük bir organizasyon. Yani hiyerarşik olarak düşündüğümde yani
tek bir parmak çok büyük bir öneme sahiptir. Ama onun da ötesinde eli yöneten bir kol var. Onun da ötesinde kolu yöneten bir beden var gibi. Yani böyle böyle parça parça elin her tarafı büyük büyük organizasyonlar, onu da kendi içerisinde bölünmüş organlar tarzında yönetilmektedir. Yoksa o tesirler, o tesir akışı, o yönetim kesinlikle öyle kendi idareten yani böyle suyun akışı gibi olmuyor yani. Çok büyük organizasyonlar onu yöneltiyor, gönderiyor gibi ya da o tesirler kısılıyor, gerektiği zaman yok ediliyor, gerektiği zaman korunuyor. Yani dünyanın üzerine bir sürü mesela şey giriyor, tesir akışı var ve bu tesirler hani başıboş olsa hepimiz yanarız yani, o kadar yüksek titreşimdir ki. Ama bir şekilde korunuyor, manyetik alan dediğimiz, orada da bir organizasyon var demek gibi gibi yani bunları çoğaltmak mümkün. Kendi hayatlarımızda bile, yani biz varlıkları bile insan olarak sürekli olarak eğitim içerisinde, şurada burada hep sürekli koruyan veya o eğitim içerisine sokan belli vazife grupları var, varlıklar var. Yani bunların hepsi organizasyonlar vasıtasıyla gerçekleşiyor. O da o evrenin uyumuna katkı sağlıyor bu organizasyonlar. Evrende hiçbir olay sebepsiz değildir. Evrenin bütün olayları, ilişkileri, tesirleşmeleri, kuruluşları, değişişleri, davranışları, kısacası bütün madde bileşimlerinin biçimlenmeleri, dönüşümleri ve biçimsizleşmeleri büyük tekamül nedeninin zorunluluklarıyla birbirinin nedeni ve sonucu halinde ve birbirine bağlı olarak meydana gelir. İşte bu, evrendeki büyük nedensellik ilkesinin bir sonucudur. Yani hiçbir şey başıboş değil. Mutlaka arkasında büyük bir sebep-sonuç ilkesi var. Burada bunu anlıyoruz. Yani evrende hani en ufak bir tesirin bir maddeye yansıması bile büyük bir sebebin büyük bir karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Kesinlikle boş değil. Yani yaratılış çok büyük. Yani nasıl anlatayım? Yani anlayamayacağımız derecede büyük. Ve bu büyüklük içerisinde, bu ilahi bir düzen içerisinde her şey büyük bir sebep-sonuç yasasıyla hareket ediyor yani. En büyük sebep ise yani tabii ruh varlıklarının tekamül ihtiyacı. Bunu unutmamak lazım. O sebeple diğer her şey bunun altında hiyerarşik olarak gelişiyor. Evet, var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Bir soru takıldı aklıma. Şimdi tesirler ve tesirlerden aşağı inerken tek yönlü bir etki mi söz konusudur yoksa çift yönlü bir etkiden bahsedebilir miyiz? Yani bu evrende şu anda bizim tezahürlerimiz de aynı şekilde yukarı alemleri, sütun alemlerin etkiler mi? Etkiliyor mu? Etkileme değil de şöyle, yukarıdan kendi, yani insan için diyelim, eğer düşünürsek, diğer her şeyde bunu düşünebiliriz ama yani daha iyi anlaşılsın diye insan değil. Yukarıdan kendi varlığımızdan sürekli bize bir tesir geliyor. Ruh varlığından varlığa, varlıktan da bedene inen bir tesir var. Bir tesir akışı. Sadece oradan değil, pek çok yerden var ama biz diyelim sadece bunu konuşuyoruz. Bu tesire karşılık biz de cevap veriyoruz. Yani yaşadığımız olaylar, yaptığımız eylemler zaten bu tesire bir karşılıktır yani. O tesirler vasıtasıyla yönetiliyoruz ya. Bu karşılıklarda yine aynı mekanizmayla bir tesirler olarak yukarıya doğru nereye gidiyor? Yine o ruh varlığına. Ama bunu biz hani daha derinle düşünürsek bu şey konusunu incelememiz lazım. Hani ölümden sonra varlığın almış olduğu bilgiler, hani o kıyas bilgileri nasıl ruh varlığına gidiyor? O bölümü iyi anlamamız lazım. Şimdi bu akşam konumuz o değil ama oraya girmeyelim. Ama yani böyle düz olarak değil yani tık 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 yani bile tamam görünüşte öyle ama mekanizma öyle ama onun arkasında bambaşka şeyler de yatıyor. Yani bir anda olmuyor mesela. Mesela bu hayat içerisinde elde etmiş olduğumuz tüm ruh varlığının ihtiyaçlarını öldükten sonra biz tesir olarak yukarıya aktarıyoruz gibi. O yüzden yani bugün konumuzun dışında ama bu kadar yani bu cümle yeterli olacak. Hayır, bir konu tabii olacak. Tabii tabii yani hani o konuşuluyor zaten hani konferanslarımızda ama hani şimdi gidersek daha uzayacak ama bu kadar yeterli zaten. Evet, dediğiniz doğru ama yukarıya doğru sürekli bir gidişte var. Yani nereden geliyorsa ona karşı bir dönen tesir de var. Yani. Bir bölüm daha var. Dünya hayatı baştan başa hareketler ve olaylar karmaşıdır. Bu olayların içine dalmış ve saplanmış olan insanlar etraflarında bazen birbirine zıt olaylar, çeşitli uyumsuzluklar görebilirler ve bunları da birer düzensizlik sanırlar. Fakat bu görüş yanlıştır ve özellikle nedensellik ilkesi hakkında bilgilerin eksikliğinden doğan olayları yanlış yorumlamanın bir sonucudur. Yani şu ana kadar anlattıklarımızdan sonra zaten şunu anlıyoruz ki evrende hiçbir şey boş değil. Her şeyin altında çok büyük bir sebep var
sebeplerin en arkasında da ruhun tekamül ihtiyacı var. Şimdi bu durumda bizim görmüş olduğumuz o kaos olarak gördüğümüz her şey, yani şimdi negatiflik olarak nitelendirdiğimiz, kötü olarak nitelendirdiğimiz her şey yine bir ihtiyacın karşılığıdır. Başka varlıkların veya yani bizim dışımızdaysa ya, başka varlıkların ihtiyacı doğrultusunda ortaya çıkar ve yine çok büyük bir organizasyonların ışığı altında o hareketler yaptırılır ve bunların hiçbirisi aslında kaotik değildir. Hepsi büyük bir düzen içerisinde meydana gelir. Yani diyeceksiniz ki o zaman savaşlara haklı mı görüyorsunuz? Hayır, bu hak hukuk meselesi değil. Burada şu var, yani dünyada olan biten her şey ruh varlığının ihtiyacı karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ihtiyaçlar görülüyor. Tabii ki yani aklı mantığı olan herkes yani olumsuz diyecektir ama biraz bunun üstüne çıktığımızda yani biraz daha bu açıdan baktığımızda, buradaki sebep sonuç açısından baktığımızda hiçbir şeyin boş olmadığını anlıyoruz. Yani dünyada yaşanan her şeyin arkasında başka bir yüce neden var yani. Başka bir büyük bir uyum var. O uyumun karşılığı olarak ortaya çıkıyor. Yani insanlar burada tekamül ederken en başından beri zaten bir kavga içerisinde birbirini çelme atma, aynı zamanda sevgi verme. Yani çok kaotik, yani çok değişik bir düzen içerisindeyiz. Hem yapıcıyız hem bozucuyuz. Ama işte bunu yaparak öğreniyoruz. Yani bunu yaparak yavaş yavaş o uyuma ayak sağlıyoruz belki de. Evet, bilim biliyorsunuz çok hararetli bir şekilde hala insanlarda özgür iradenin olmadığını söyleyenler var, olduğunu söyleyenler var. Bu boyutta bunu çok mikrotize ettiğimizde yine özgür iradenin olmadığı sonucuna geliyor. Gibi düşünürsek de şu da var, oradaki varlığı temsil ediyoruz biz. Yani yukarıdan varlık, yani varlığı bir temsilcisiyiz ya. Evet. Varlığın ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. Dolayısıyla yine özgürlerdi. Ama varlığız yani. Yani daha doğrusu bu bedeni terk ettiğimiz zaman özümüz varlık olarak tekrar özümüzü tezahür edeceğiz. Hı. O zaman onun istekleri burada. O da kimin isteklerini yapıyor? Ruhun isteklerini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla yani hiç burada hani tezat olan bir şey yok. Yani abi güzel soru yani üzerinde çok durulması lazım. Çünkü aslında bu konferansın ana sebebi bu yani. Hani onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani her şey asıl bizim ruh varlığımızın isteği doğrultusunda gerçekleşiyor. Hiçbir şekilde iradeler birbirine çelişmez. Benzer benzeri çeker kanunu da unutmamak lazım. Yani başımıza bir şey gelecekse mutlaka onu biz gider buluruz. Orada bulmazsak başka bir yerde buluruz ama varlıklar ortak olarak hareket ediyor. Soru mu? Bu özgür iradeyle yani kısa olursa yani çok kısa. Biz düşünüyoruz ya, bu düşünce akış elektronlar vasıtasıyla gelişiyor. Tamam. Dolayısıyla düşünen varlık özgür iradeye sahiptir. Hı. Özgür iradenin yok olduğunu varsaymamız için düşünceyi de yok saymamız gerekiyor. Düşünce olduğunda irade devreye girer. Düşünce yoksa irade yoktur. Hı. Evet, bu da başka bir bakış açısı. Evet, ya ama şunu unutmayalım ki yani bütün o düşünceler, bütün o eylemlerimiz, yapmış olduğumuz her şey bir üstümüzdeki varlığın tesirleriyle gerçekleşiyor. Unutmamak lazım. Evet, bedensel olarak beyefendinin de söylediği gibi biraz şey gibi geliyor. Yani o zaman özgür irade yok diyebiliriz. Hem var hem yok aslında yani bu açıdan da düşünebiliriz. Hem var hem yok. Bir açıdan baktığımızda yok gibi görünüyor ama onun bir üstünden baktığımızda muazzam bir özgür irade var. Yani adeta yani nasıl diyelim, varlıklara ne yaparsanız yapın ama bunun temeli şu olsun demiş yani. Ruhsal gelişim tekamül olsun demiş. Varlıklar da bunun doğrultusunda yani gerek birbirleriyle yani büyük bir kaos içerisinde savaşıyor, gerekse birbirlerini seviyorlar. Yani hiç fark etmez, ikisi de aynı şey. Bu şekilde ilerleme sağlıyor. Yani iyi ve kötüyü de ancak yani iyi ve kötü bunlar relatif şeyler ama yani doğru olanını ancak bu şekilde hatalar yapa yapa öğreniyoruz. Yani bir dengeye gelmeye çalışıyor. Varlık gibi. Evet, devam edelim. Sonra farklı istihdamında yine biraz konuşuruz. Evet, doğanın biraz daha okuyalım. Doğanın bütün durumlarında ve olaylarında tekamülün genel uyumuna göre varlıkların her türlü ihtiyaçlarına uygun durumlar meydana getirilmiştir. Değil mi? Yani şimdi doğaya baktığımızda bütün canlıların yaşayabileceği ortamlar var. Yani doğal olarak yani bunun üzerine düşünmeye gerek yok. Yani zaten öyle bir ortam olmasaydı yaşayamazdı ama sürekli olarak o yenilenmiş.
Mesela yani hayvanlar değişmiş, ona göre dizayn olmuş. Zaman içerisinde doğa değişmiş, bedenler ona göre uyum sağlamış. Zaman içerisinde de doğa farklı şekiller almış, yani varlıklara göre uyum sağlamış gibi. Yani örnekleri çok önemli. Alemdeki bu uyum, bu düzen, bütün varlıkların tekamülleri yolunda yazgılarına egemen ilahi icabın görünümüdür. Bu icapta büyük evren organizasyonlarında vazife almış, her kademedeki vazifelerin üniteden gelen direktiflere göre derece derece kapsam artan işlevleriyle yerine getirilir. Yani bakın, yine burada o sorunun cevabı biraz daha aydınlanıyor. Yani gene de bu işin üstünde mutlaka hani bunları, bu tesirleri yollayan varlıklar her şeyi biliyor, yani ona göre bu tesirler yollanıyor. Yani gene bir özgür irade var burada. Böylece bütün alemler, bütün evren büyük bir uyum içinde birbiriyle sımsıkı kucaklaşmış sayısız olaylar, oluşlar ve akışlar karmaşığıdır. Uyum, evrenin bizzat kendisidir. Yani bu sözümle oldukça açıklayıcı. Yani uyum bizzat evrenin kendisidir. Yani görmüş olduğumuz bütün o uyumsuzluklar aslında çok büyük ihtiyaçların karşılanması. Kendi hayatımızda da yani hani biraz daha şey indirgeyelim, kullanılabilir bilgiye indirgeyelim. Eğer yani bir sorunlarla karşılaşıyorsak bunların da arkasında boş sebepler yatmıyor. Ya da başka bir insanın ihtiyacını karşılıyoruz. Hayır. Yani kendi ihtiyaçlarımızla karşılıyoruz aynı zamanda. Toplumsal olarak böyle, bireysel olarak böyle. Yaşadığımız sorunların hepsinin altında çok önemli bilgiler, anlamlar yatıyor. Onları almamız için belki o sorunlarla karşılaşıyoruz. Aynı şekilde sosyal olarak da böyle. Yani hani toplumsal bir baskı olarak görebiliriz. Bizim toplumumuzda görebiliriz. Dış ülkelerde bazı çatışmalar, savaşlar görebiliriz. Bunların hepsinin altında o varlıkların alması gereken bazı ihtiyaçlar var. O yüzden oraya, ona göre varlıklar enkarne oluyor zaten. Yani hani bugün Orta Doğu'ya ona göre varlıklar enkarne oluyor. Anadolu'ya ona göre varlıklar enkarne oluyor. Ve yani bunun sadece kendi böyle yani siyasi, sosyal olarak değil de bütün dünya olarak düşündüğümüzde, hatta bunu evren olarak da düşünebiliriz. İşte bunların hepsinin altında muazzam bir uyumun yaptığını görüyoruz. Bakın yani mesela yine kitaptan bazı örnekler var ama okumayacağım, anlatmaya çalışacağım. Mesela dünyadaki bu muazzam uyum, yani kendi içerisindeki uyum, biliyorsunuz o büyük okyanus akıntıları vardı, sıcak ve soğuk su akıntıları, okyanusun belli yerlerinden akarlar. İşte mesela bu 2-3 derece yüksek olsa birçok, yani milyonlarca canlının hayatına mal olur mesela. 2-3 derece o büyük akıntıların derecesi, bilmiyorum şu anda mesela, atıyorum 10 derece olsun, 12 dereceye çıktığında bir sürü hayat ortadan kaybolabiliyor okyanus akıntılarında. Çünkü iklimleri yaratıyor, şu anki dengeyi sağlayan, yani iklimsel anlamda dengeyi sağlayan en büyük faktör biliyorsunuz okyanus akıntıları. Yani buradaki birkaç derecelik bozulma, değişim milyonlarca hayatı yok edebilir. Yine dünyanın denizlerle, karalarla buluşma şekli o kadar muazzamdır ki yani hani böyle birbirlerine karşı en ufak böyle şey, fazladan bir girinti, fazladan bir çıkıntı olmaz. Ve oralarda ona göre dizayn edilmiştir. Orada yaşam ona göre oluşmuştur adeta. Kitapta da bu örneği vermiş. Gece gündüz farkları, yani hani belli saatlerin, belli günlerin, gece ve gündüzün farkları, onlar bile birçok canlı hayatının yaşaması, yani hayatlarını ona göre ayarlayan varlıklar var mesela. Onlardaki bir en ufak bir değişiklik, tık diye böyle bir sürü hayvanı öldürebilir mesela. Gibi. Yani dünyanın kendi etrafında dönmesi, mevsimlerin oluşması, yani bunların hepsi sanki yani baktığınızda, böyle incelediğinizde, yani mesela belgesel seyredenler görecek, sanki böyle onlar için kurulmuş gibi. Yani mesela bakıyorsunuz, geçenlerde öyle seyrederken hep her seferinde şok oluyorum da yine şok oldum. Yani belli bir hayvan topluluğu var, havanın ısısı, toprağın renginden tutun şeyine kadar. Her şey sadece onların orada yaşaması için olmuş sanki. Yani oradaki bir değişiklik, en ufak bir değişiklik, bütün her şey alt üst oluyor. Yani ağzınız açık oluyor. Yani bu nasıl bir sistem? Yani buraya, yani o varlıklar onun için mi çekildi, oluştu? Yoksa gerçekten o varlıklar için mi? Yani şu an tam hatırlayamıyorum örneği ama yani böyle en ufak bir derece kayması, en ufak bir güneş ışığının azalması, yengeçlerin şeyini bozuyor, atıyorum yani. Böyle çok örnek var da yani ayrıntılarını hatırlamıyorum. Her şey sanki onlar için oraya konulmuş. Böyle birebir. Çektiğiniz anda en ufak bir şeyi, değişkeni oynatıyorsunuz.
Mesela 100 tane balık ölmesi gerekiyor. 101 tane ölürse bambaşka bir sistem ortaya çıkıyor. Ekosistem değişiyor gibi. Bir yılan bir fare yiyor. Yemezse, o yılan öldürülürse o fareler inanılmaz derecede çoğalıp başka hayvanlara zarar veriyor. Ekosistem birden değişiyor gibi. Yani her şey öyle bir dengede gidiyor ki. Fakat tabii bu denge içerisinde bazen diyebilirsin ki yani bu hayvanın türü tükendi. Çok normal. O tür tükeniyor, başka bir tür çıkıyor. Bu da bir düzen aslında. Yani o kanaldan varlıkların alması gerekenler bittiyse o tür biter. Zaten dünya bir okuldur yani. Bu okul bittiğinde bütün türler yenilenecek. O yüzden ona çok bakmamak lazım. Önemli olan o sistemin yerine getirilmesi için muazzam bir arkada tesirler karmaşığı var. Ve o tesirlerin sonucunda dünyanın bugünkü durumu ya da evrenin bugünkü durumu ortaya çıkıyor. Evet, buna en güzel tabii mevsimler güzel örnekti. Yani bu şeye, bu uyuma. Yani mevsimlerin zaten belli bir oranlı olması, yani işte belli bir zaman içerisinde yaz, belli bir zaman içerisinde kış, bu da çok büyük bir denge. Bunların kendi arasında geçişler, yani mevsim geçişleri çok sert olması her seferinde yumuşak bir şekilde olur. Bu da çok büyük bir denge. Sertleşirse birçok hayvan veya insan türü böyle zarar görebiliyor veya çok aşırı derecede sıcak bir yere birdenbire soğuklar başlamaz. Alt üst olursa hep böyle bir denge halinde gibi. Yani bu mevsimler de öyle güzel dünya üzerinde şey yapıyor ki yani bu uyuma örnek olabiliyor ki. Ama bunlar da nasıl oluyor? Tabii başıboş değil. Bunlar aslında muazzam organizasyonların yaratmış olduğu o şeyler var, tesirler var. Başıboş değil yani. Kendiliğinden, yani evet fizik yasaları var ama o yasaların da arkasında onları uygulayan varlıklar var. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet yani örnek vermek istesek oturup böyle saatlerce konuşuyoruz ama yani şimdi vaktimiz doldu. Biraz da soru cevap yapalım. Bakalım var mı aktaracağım bir şey. Yani evrende de işte uyumu anlatan işte mesela gezegenlerin birbirlerini nasıl diyeyim manyetik olarak tamamlamaları. Mesela güneş sistemimizde en ufak bir hareketinin ayın, kendi ayımızın azıcık şöyle ilerlemesi bizim bütün dünya sistemini alt üst ediyor biliyorsunuz. Yani yaşam ortada kalmıyor. Veya herhangi bir gezegenin yaklaşması, uzaklaşması bütün sistemi değiştirebiliyor. Manyetik alanlar vasıtasıyla tesirli bulunduğu için bunlar da kıl kadar sapmadan yerlerinde olması gerektiği şekilde hareket ediyorlar. Bu da güzel bir düşündürücü bir olay. Yani evrendeki gezegenlerin durumları, manyetik etkileri, birbirlerine karşı dengeleri her şey yaşamın var olması için yani. O gezegenlerde de yaşamlar var. Yani onların da kendine göre bir yaşamı var ama çok güzel bir uyum görüyoruz. Yani bunların arasındaki o denge mükemmel bir uyumu gösteriyor. Evet, bir sorumuz var. Bizler bu ilahi üzerine uyuma nasıl katkı sağlayabiliriz? Son bölümümüz bu. Sonra da bunun üzerine biraz tartışarak bitirebiliriz. Yani evet, böyle güzel bir uyum var, ilahi bir düzen var. Varlık olarak, insan olarak, beden olarak yani bizler bu düzene nasıl katkı sağlayabiliriz? Bunu da ben seçtim. Ben cevaplandım. En büyük sorumluluğu herhalde insan olduğunun şuurlu bir farkındalık içerisinde olmak. Sonuçta bu sistemi var olduğunun bilgisini almak bile, mesela şu an daha üstte bir şeylerin olduğunu fark etmek bile, ona bir şuur getirmek. Tabii bunu farkındalığa dönüştürmek sonra ama belki de bu farkındalık bizi başka bir boyuta taşıyacak. Yani bunu gördüm. Evet, güzel. Başka var mı? Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Çünkü şey, yani yapabileceğimiz aslında, daha doğrusu yaptığımız her şey zaten bu uyumun içerisinde. Yani daha fazla bir şey yapamayız. Yani artı işte yani nasıl yapabiliriz ki yani? Oturup kamplar mı kuralım? Yani insanları mı uyandıralım? Yani yapacağımız çok fazla bir şey yok. Sadece yapacağımız şey, beyefendi dediği gibi bu uyumun farkına varmamız bile büyük bir fark yaratıyor yani. Hani böyle bir sistemin içerisinde olduğumuzu bilmemiz bile çok ciddi anlamda büyük bir fark yaratabilir. Kabule geçmek yani. Hem kabul etmek hem de anlayabilmek. Yani zaten bunu irdelemek bile çok büyük bir idrak gelişimi yaratabilir. Yani şimdi bunları konuştuk, düşündük değil mi mesela burada? Her şey büyük bir sebebin arkasında. Yani şuraya çıktık.
yani çok olumsuz bir olay bir oldu. Yani aklıma şöyle, mesela bir hanıma birisi el kaldırdı. Hepimiz cinnet geçiririz, yani nasıl böyle bir şey oluyor dedi. Şimdi işte bu önemli olan burada, yani buradaki uyumu öğrendikten sonra, bu sistemi öğrendikten sonra hani bizler o olaylara, haberleri açtığımız zaman karşımıza çıkan olumsuz olumlu olaylara veya işte sürekli olarak bir tarafımızla güney taraflarımızda ortaya çıkan olaylara veya toplum içinde meydana gelen saldırıya nasıl bakacağımızı da bir parça düşünmemiz lazım. Yani evet, ilke bu. Büyük bir düzen var. E o zaman tamam, düzen varsa biz ne yapacağız? Düzen alacağız. Teslim ol. Düzene, hayır, yani burada teslim olmak mıdır onun tam anlamı? Ben onu sorguluyorum. Teslim olmak değil aslında. Farkında olmak. Yani farkında biraz daha dışarıdan bakabilme. Kendimizi evet, daha bir üste çekerek, daha farklı bir bakış açısı evet, sergileyebilmek. Mesela, çok güzel, bunun üzerinden devam edelim. Mesela kitapta bir örnek vermiş. Mesela bir kuşun bir kedi tarafından hani yenilmesi, daha sonra işte onun üzerinden giderek pek çok şey anlatıyor. O an hani biz bunu gördüğümüz anda çok üzülürüz değil mi? Yani bir hayvanın ya da işte herhangi bir şey başka bir hayvana yem olduğunu gördüğümüzde üzülürüz. Hele ki o hayvan sevimliyse. Oysa yani o kedinin de varlığını devam ettirmesi ve o varlığını devam ettirmesi için de onun yavrularını doyurması, belki her şeyi onun o kuşu yemesine bağlı olacak mesela. Birçok sistem. E şimdi kuş burada kendini feda mı etti? Evet. Ama o kuş da pek çok varlığı atıyor, böcekleri yiyerek bir şeyleri kendini tamamlıyor mesela. Sistemi tamamlıyor. Yani o işte belgesellere bakarsanız yani bazen diyorsunuz ki yani burada özellikle bazı hayvanlar kendilerini feda ediyorlar. Diğer hayvanları korumak için. Arılar gibi mesela. Hani soktuğu zaman öleceğini biliyor. Fakat pete elinizi daldığınızda mutlaka 3-4 tanesi sokuyor. Yani zarar gelmesin diye sisteme kendini feda ediyor. Onun gibi. Yani görmediğimiz sebep bu. Aslında olması gerektiği şekilde. Belki de o hayvan çok büyük bir, yani hani feda olacak hayvan çok büyük bir iyi niyetle kendini atıyor bu işin içine gibi. Dediğiniz gibi biraz daha farklı, biraz daha yukarıdan bakmak lazım. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yani duygusal hallerimizin üstüne çıkmak lazım. Evrendeki bu düzeni görebilmek için yani. Hani söylenenler çok doğru. Yani farkında olmak da bu zaten. Farkındalık da bu. Farkındalık, kendini hatırlama, duygusal hallerin üstünden bakmak olaylara. Ha, o zaman işte bu dönen şeylere bir parça anlam vermeye başlayabiliriz. Belki de tam olarak karşılığını bulabiliriz. Yani örnek verdiniz, bir kadına el kaldırılıyor. Evet. Orada müdahale edebiliriz. Evet. Ama duygunun içine girerek, kaybolayarak, öfke ya da bilmem ne olarak diye değil. Yani yapmamız çünkü sonuçta bir idrakımız var, bir özgür irademiz var, bir etki tepki ilkesi var, sebep sonuç ilkesi gibi. Orada yapılması gereken bir şey vardır. Yani tamam, bu ilahi düzen, bu da bu düzenin bir parçası olarak bunu yapıyor deyip hep de kuş bakışı kalarak değil, solucan bakışında da olup ama aynı zamanda da kuş bakışıyla olayın içerisinde yaşamak. Yani rollerimizin, duygularımızın içinde kaybolmadan. Belki de burada öğrenmemiz gereken şey bu aslında. İlahi düzene uyuma nasıl katkı sağlarız kısmında. Evet, belki de onu yakaladığınız zaman... Çünkü farkındalık dediğimiz şey bu aslında. Belki de o açıdan baktığınız zaman belki de müdahale etme ihtiyacı duyacağız. Belki yani bilmiyorum. Olaydan olaya değişir. Evet. Yani her zaman duyguların üstüne çıktıktan evet, sonra bazı şeylere müdahale etmeyeceksiniz. Örneğin etme ihtiyacı görmüyor insan yani. Hani hepimizin başına gelmiştir. Örneğin yani bir baba evladına yani hisleri şey yapmaz yani acı çektirmek istemez ama yeri gelir bir fiske yemesi gerekir yani. O zaman kimse müdahale etmek istemez. Çünkü bilir ki babası onu terbiye etmek için yani o eylemi yapmıştır. Ama işin tabii bunu yani örnekleri çeşitlendirsek otur sabaha kadar konuşuruz. O ayrı mesele. Sadece yani kısaca söylemek istiyorum. Bazen vicdani hareket ederiz ama bazen de makul olmak zorundayız. Makul vicdan devreye girmeli yani. Yani yapabileceğimiz şeyler var, tepkiler var. O tepkilerde bile dediğiniz gibi yine farkındalık olması gereken tepkiler oluyor. O, aksi takdirde olayla olay olmaya başlıyoruz. Özdeşleştirmeden yani. Evet. Özdeşleşirsek gidiyor. Evet, gidiyor. Zaman, bu sefer evet, olaya müdahil oluyoruz. Evet. Olayın içinde eriyoruz.
o yoğun enerji. Sonuçlarına da katlanmak zorunda kalıyoruz yani. Hani çok vermek istemiyorum, böyle siyasi örnekleri sevmiyorum da. Yani aklıma geldi, mecbur vereyim. Yani mesela böyle insanlar çok temiz ve saf bir şekilde de protesto ediyor ve dayak yiyorlar. Sinsice sırf zarar vermek için etrafa yapanlar da var, onlar da dayak yiyor. Şimdi anlatabiliyor muyum? Yani birisi çok temiz ve saf duygularla, yani bir şeyin olmaması gerektiği için çıkıyor, eylemini yapıyor ama gene de bir olay patlak veriyor ve dayak da yiyor. Yani gözlerimizin önünde pek çok geçmiş zamanda oldu. Ama bir bakıyorsunuz başkası da sırf dayak yemek için ortaya çıkıyor, o da ayrı mesele. Yani olaylar arasında hep farklar var. Bizim insanımız maalesef o farkları göremiyorlar. Yani hani dışarı çıktığı anda, bu işi yaptığı anda suçlu. Veya bunu yapıyorsa mutlaka bunun altında bir sebep var gibi gibi, yani biliyorsunuz. O yüzden yani biraz daha üstten bakıp, olaylara farkındalıklı bakıp, yani arkasında ne döndüğünü anlamak lazım, hissetmek lazım. O zaman vicdanınız el veriyorsa müdahale ediyorsunuz. Yani bazen de makul vicdan devreye girip geri çekilebiliyorsunuz yani. Çok olay var yani konuşulabilecek. Ama yani dediğiniz ilke çok doğru yani. Zaten kendini bilmede de öğretilen bu yani. Kendini olaylardan ayırmak, özdeşleşmemek. Kitabın da bir yerinde yazıyor. Yani olaylara duygusal açıdan baktığınız müddetçe siz o kedinin bir kuş yemesine üzülerek bakacaksınız. Ama onun arkasında çok büyük bir şey yatıyor. Yani o varlıkların, belki de yüzlerce varlığın gelişimi o anda o kedinin kuşu yemesi. O onu yemezse birçok şey eksik kalacak mesela. Gibi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Evet. Konuşalım. Buyurun. Şimdi enkarnasyon süreci hücreden organa, organdan insana, yani bütüne doğru ise o zaman biz insanlar, hücrelerimizin her birisi farklı varlıklar tarafından yönetiliyor dediniz. Bu bana çok ilginç bir bilgi geldi. Dolayısıyla hücrelerimizin, organlarımızın, bedenimizin ve varlığımızın ne kadar idrakında olursak ve onlarla temas içerisinde olursak, onları yönetebildiğimiz idrakında olursak, o kadar yönetici varlıklarla da iletişim içerisinde olabiliriz anlamına gelebilir belki bu. Olabilir. Artı Stephen Hawking'in her şeyin teorisi de en son yakınlarda izledim DVD'sini. Nedir o? Antimadde değil, hayır. Kara delikler. Kara deliklerin evrenin oluşumu ile ilgili çok fazla aslında bilgi içerdi. Yani bizim tam bunun idrakına varamadığımız, belki de evrenin oluşumuna, Big Bang teorisine ve bunun gibi teorilerin tersine dönüşü olduğu söyleniyor. Böyle bir bağlantı kurdum. Biz mikrokozmik düzeyde diyelim kanser oluyoruz, hücreler yok oluyor, hastalıklar yaşıyoruz organ düzeyinde, hücre düzeyinde. Ve evrende de gezegenler, asteroidler vesaire ömürlerini tüketiyor, çeşitli olaylar oluyor. Böyle bir mikrokozmik, makrokozmik bağlantı olabilir mi? Yani tabii ki bunu da ilkeler bazında düşünebiliriz. Yani ne deniyor? Yukarıdaki aşağıdakine benzer yani. Mikrokozmos, makrokozmosa benzer. Ama hani dediğiniz tarzda bir bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum. Onun için yani hem teorik ve ciddi anlamda fizik bilgimiz olması lazım. Yani kara deliklerin ne olduğu hakkında ciddi bir bilgimizin olması lazım. Biz bu hastalıklara da farklı bir açıdan bakmak lazım. O yüzden şu anda da cevap veremeyeceğim. Ama hani mantıklı yürütülebilir. Evet. Yani özellikle bu bağlantıları kendi hayatlarımızda ararsak mesela, hani kendi hayatlarımızda ne gibi o kanserleşmeler veya düzelmeler, onlar nasıl gerçekleşiyor? Orada belki o yukarıdaki olanlarla bir parça daha bağlantı kurabiliriz diye düşünüyorum. Yani hani her şeyin bir sebep sonuç ilişkisi var. Bizler o sebepleri yakalamak için, daha doğrusu sonuçları ortaya koyarken sebepleri anlamak, idrak etmek için belki biraz çabalıyız. Yani hep diyoruz ya, bu niye başıma geldi? Bu niye başıma geldi? Cevap bu. Daha önce yaratmış olduğum sebeplerden dolayı başımıza geldi. Başım hoş değil ya. Yani. Gibi. Yani işin bu tarafı bence bizi daha çok ilgilendiriyor. Bilgimiz de doğru ama onunla ilgili veri olması lazım. Biraz da yani onu yapmaları gereken aslında şu an düşünürler yani. Bizler yani filozoflar gibi. Ben çözüme ulaşmaya tabii çalışıyorum diyorsa. Tabii yani onlar iş yani. Biz burada daha çok kendi hayatlarımız açısından. Evet. Yani ama gerçekten yani kitap bence bazı bilim adamları incelerse çok şey yapacak yani, çok etki yaratacak diye düşünüyorum. Özellikle kuantum fiziği alanında falan bayağı bilgiler var. Yani sanki böyle o kara madde, bu
antimaddeyle bağlantısı ortaya çıkarsa uygulatır ortalığı. Yani çünkü onun devamında çok fazla teoriler kullanılıyor. Zaman ne olacak? Daha erken kitap çıkalı daha 2 yıl oldu. Zamanla bu kitabı yani farklı farklı insanlar okudukça İngilizce'ye çevrildi zaten. 5 dile çevriliyor. Çoğu çevrildi de basımı var işte. Onlar da bittikten sonra birçok insan bunu kurcalayacak. O zaman değişik değişik teoriler, fikirler geçildi. Yani biz şu an yani bence önemli olan burada şu. Biz nasıl uyum sağlıyoruz? Biz nasıl farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? Ve bu olaylara hani bir üst pencereden, bir üst taraftan nasıl bakabiliriz? Çünkü acılarımızın da, ıstıraplarımızın da sebepleri o zaten. Olaylarla özdeşleşmek yani. Alt taraftayken böyle bir şeylere özdeşleştiğimiz anda sürekli onların şeyiyle karşılaşıyoruz yani. Israbıyla karşılaşıyoruz. Önemli olan onların üstüne nasıl çıkabiliriz? Kendimizi nasıl tanırız? Kendimiz üzerinde nasıl çalışabiliriz? Bunlar üzerinde durmak lazım yani. Diye düşünüyorum. Evet. Eklemek isteyen veya soru sormak isteyen var mı? Ek mi sorun? Ek. Ekler biraz uzun oluyor. Yok yok, kısa olacak. Kısa metrajlı gireceğim olaya da. Şimdi bizim negatif duygularımız, düşüncelerimiz, eylemlerimiz karanlık alemlerin yaratılmasına katkıda bulunuyor olabilir. Aynı zamanda karanlık varlıkların yaratılmaya da katkıda bulunuyor olabilir. Bu kadar başka bir şey. Pardon. Güzel tabii. Zaten öyle. Yani yarattığımız her negatifi başka bir negatiflikle birleşiyor. Birleşiyor. En sonunda yani gene bize önümüze düşüyor taş. Yani attığımız taş. Yani biz taşı buradan atıyoruz. Üst alemde kayboluyor. Biz yürüyoruz. Pat diyor. Ondan sonra önümüze düşüyor. Yani ondan sonra şaşırıyoruz. Ya bu nereden başımıza geldi? Karma bunun gibi bir şeyiz. Efendim? Karma bunun gibi bir şey. Bu zaten anlattığımız olur bence yani. Yani daha önce yaratmış olduğumuz bir tesirler, etkiler, olumluluk, olumsuzluklar yukarıya fırlatıyoruz ve görünmemeye başlıyor. Görünmeyen halinde onlar yoluna devam ediyor. Ve biz yürüdükçe çoğaltıyoruz onları. Yani sürekli olarak çoğaltıyoruz. Oraya doğru negatiflikler devamlı. Yani sadece negatif olmasın, pozitiflikler böyle. Atıyoruz o taşları, atıyoruz. Sonra biz yürürken pat diye önümüze düşüveriyorlar. Aa diyoruz, bu kadar olay başıma nereden geldi? Bazen bu şans tarzında da olabilir. Yani çok güzel olaylar da gelebilir ama genelde böyle hani ne yaratmışsak onu önümüze yığdırıyorsun. Ondan sonra işte alısı sebep sonuç ilkesi yani ne ekersek onu biçiyoruz. Ve kıl kadar da sapmıyor deniyor yani. Hani evet görünmüyor bazıları ama daha sonra bunlar birleşe birleşe bambaşka bir şekilde görünüyor. Onu da unutmamak lazım. Saat 8.20 var. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.